Efendim selamlar, saygılar. Söylem Haber Ajansı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Karayük köyündeyiz. Ve Karayük köyü adını da buradan aldığı bir hüyün tepesindeyiz, tepe noktasındayız. Ve 7000 yıllık bir tarihi var. Elbistan'ın tarihi dokusuna, tarihi geçmişine önemli katma değer sunan Karayük'te çok merak ettik. 1947 yılından bugüne farklı dönemlerde kazı çalışması yapılmış ve buradan alınan bulgular, tarihi anekdotlar, tarihi mirasımızda Elbistan Müzesi'ne ve müze tarihimize, insanlık tarihimize çok büyük katkı sağlamış. Biz de buranın dokusunu merak ettiğimiz için Karayük'ün tepesine çıktık ve buradaki bu ilginç tarihi öyküyü biz de merak ettik efendim. Burada 7000 yıl insanlar yaşamış. Yani çok geriye dönük baktığımızda çok miladi bir takvimi var. Çok önemli bir tarihi, önemli bir anekdotu var. Ve burası hem emniyet açısından hem güvenlik açısından ve bu civarda bulunan farklı noktalarda hüyükler var. Hüyükler hem kazı çalışması açısından hem o dönemki yaşamsal tarih açısından bize ve geleceğimize ve geçmişimizde çok ışık tutuyor. Biz de bu tarihi çalışmaları, tarihi koşulları bugün ışığına çıkaran arkeologlar, tarihi konusunda çok misyon yüklenmiş insanlar bizden önceki yaşanmış hikayeleri bugün bizlere gösteriyor. Ve biz bu köyün muhtarını, Karayük'ün muhtarını Mehmet Ünal muhtarımızı ziyaret edeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldiniz tekrar köyümüze. Hoş bulduk. Muhtarım, yani ikimiz de bir tarihsel anlamda bir arkeolog falan değiliz ama bu köyün yönetimi, mahalli idarelerde köyün yönetimi Mehmet muhtarımız da burayla ilgili bu köyün, bu coğrafyanın çocuğu. Bununla ilgili duymuş olduğu mistik hikayeler de vardır. Tabii. Onunla ilgili tarihi noktalara, tarihi anekdotlara çok takılı kalmadan en azından bildiği hikayeleri dinlemek istiyoruz. Bu güzelim, bu anlamlı yerin 7000 yıllık bir tarihi yaşanmıştı öyküsü olduğunu duyduk. 1947'de de kazı çalışmalarına başlanmış. Efendim neler söylersiniz? Önce köyün kısa bir tarihini ve bizim buradaki çalışmaları, Karayük'le ilgili neler söylersiniz muhtar olarak? Tekrar köyümüze hoş geldiniz Fatih Beyciğim. Hoş bulduk. Şimdi bizim köy Elbistan Ovası'nın dördüncü büyük tarım ovası olarak. Sulak büyük. Olarak mı? Evet, evet. Elbistan Ovası'nın en büyük sulu tarım arazisi olan tek köydür. En büyük köydür yani. Bizim bu bulunmuş olduğumuz hüyükteki çalışmalarımız 1947 yılında Tahsin Özgüç ve Nimet Özgüç hocamız 1947 yılında çalışma yaptığında burada Karayük Steli diyorlar. Bunu Ankara Müzesi'ne gitti ama şu an Elbistan Müzesi açıldığı için şu anda Kanun taşı dediğimiz, yani hocalarımızdan duyduğumuz Kanun taşı dediğimiz bu Karayük Steli şu anda Elbistan Müzemizde sergidedir, sergileniyor. Buradan ne çıktıysa, işte ne bileyim o zamanki iğnedir, o zamanki yani tarihel yapısı olan her şey buradan çıktığı gün bütün bakımlar, onarımlar yapılıyor ve müzemizde Elbistan Müzemizde sergileniyor. Şimdi bizim Karayük köyümüz adını buradan almaktadır. Hüyükteki yaşam alanından almaktadır. Burada 7000 yıl nesiller yaşamış. Mesela Asur ticaret kolonileri, Hitit zamanları, ne bileyim ondan sonra benim yani hocalardan duyduğumuz işte demir çağı gibi zamanlarda katmen şey olmuş. Mesela bizim burada sel felaketi diye bir gün diğer tarafında görürseniz burada 7 sefer 27 metre yükseklikten en son sel 27 metre yükseklikten gidiyor ve buradan aldığımız zaman Elbistan Ovası yerle bir. Sular altında kalıyor yani. Yani selin yükseklik boyutu 27 metre. Zeminden 27 metre yükseliyor ve katman katman çakıl taşları hocalarımız açtılar. Burada çalışıyorlar. 2017 yılından beri de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Profesör Doçent Bora Uysal hocamız başkanlığında burada her sene 3 ay, 2 ay zaman diliminde kazı çalışması yapılıyor. Ve burası aslında biz çocukluğumuzda hüyükte geçtiği için Elbistan için tarihsel bir gelenekmişti. Bizim haberimiz yokmuş.
Biz şu görmüş olduğunuz yerde top oynardık mesela. Çocukluğumuz orada geçti. Ama burada bir nesil yaşamış. Ve bizim burada da ayrıyeten köy olarak bir arkeoloji şeyi başladı. Merakı. Merakı başladı. Ya kim yaşamış, ne zaman yaşamış, kral ne yapmış gibisinden işte bazı figürler, bazı şakalı konuşmalar yapılıyor. Yani bizim köyümüz Hüyük'ten almış ismini bu zamana kadar gelmiş ve bildiklerimiz bu kadar. Yani Bahattin Bey. Şimdi böyle bir 7000 yıllık bir geçmiş. Yani şu an bu alanda bulunurken ben birçok böyle tarihi dokuyu Anadolu'muzda, Anadolu'muzun farklı illerinde, ilçelerinde, beldelerinde birçok tarihi noktayı, birçok arkeolojik kazı çalışmalarını izlemiş birisi olarak ben hep orada şunu hissediyorum. Burada da onu hissettim. Ya o tarihten, o dönemden, o türbülanstan geçermiş gibi hissediyorum. Aynen, aynen. Ya öyle hissediyorum yani. Bugün çelik çomak oynadıkları, tepe diye adlandırıldığı Karayük, işte köy olarak ismini de buradan almış. Düşünsenize 7000 yıl. Yani 7000 yıl burada bir kabileler, insanlar yaşamış. Tabii tabii. Yani bir hayat sürmüşler. Yani hayat devam etmiş. Bizim burada 2017 yılında Bora hocamız geldiğinde işte dediler ki köylü vatandaş olarak ya ne yapacaklar burada ya? Hüyük'te ne var ki gibisinden bazı söylemler oldu. Şimdi köylü yakından takip etmeye başladı. Mesela burada kazı çalışması yapıldığında köylü geliyor. Hocam bir şey bulundu mu? Yani bir merak oluştu. Bir aktivitel bir yapı oluştu bizim burada. Belki köyün isminin buradan geldiğinde yeni idrak etti. Evet evet yeni hoca geldiğinde öğrendik. Yani. 1947 yılında Tahsin Öntürk hocamız rahmetlik oldu herhalde bildiğim kadarıyla. Allah mekanı cennet. Amin. Bizim burada o Karayük Siteli dediğimiz taşı alıyor götürüyor. Ve üzerinde figürler falan var. Müzede geçerseniz orada görürsünüz zaten. Ayrıca da müzeye gittiğimizde bizde bir şöyle bir hava oluşuyor. Yani mal yani sahibi gibi. Ya işte mal sahibi gibi. Sanki evet. Bizim şeyimiz, atalarımız, dedelerimiz işte zamanında böyle bu köyde emek vermiş. Tarımla uğraşmış, çiftçilikle uğraşmış. Elbistan'ın en güzel köylerinden birisi aslında bizim köy. Bizim köy birlik ve beraberlik köyüdür. Kardeşlik köyü. Kardeşlik köyüdür. Gerçekten köyüm diye demiyorum yani. Çok mükemmel bir köyümüz var. Tarımımız var, hayvancılığımız var. Devlete bir katma değer vergimiz var yani. Bir özgüvenimiz var. Ya devletten bir şey bekleyen değil de devlete katkı sağlayan. Tabii tabii. Ya. Görmüş olduğunuz arazi işte sulu tarım yapıldığı için ayrı bir katma değer katıyor. Ya şimdi muhtarım alalım. Şöyle şu tarafta yani köyün yani Karayük'ün çevresini de yani mesela Balıkçıl köyü, Doğanköy, Doğanköy'ün siteleri, Çoğulukhan. Arkamızda kameraman arkadaşımız da görüyor. Yani ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama izlersiniz. Termik santrali. Yine yani Türkiye'nin neredeyse üçte birini elektrik veren termik santrali. Avşin Elbistan termik santralini görme imkanınıza sahipsiniz. Kuş köyü mü? Kuş kayası köyü. Kuş kaya köyü. Avşin'e bağlı. Izgın, Güvercinlik. Ağlıca. Köylerini kapsayan, etrafını alan bir köy. Şimdi Karayük'te ya köylerin ya kendine özgü bir mistik yaşamı var. Ya biliyorsunuz hep konuşuyoruz bir yıldan beri depremde aramızda kaybettiklerimiz, yakınlarımız, sevdiklerimiz, bu coğrafyanın içinde birçok insan sevdiklerini toprak altına verdi depremde. Evet, tüm deprem şehitlerimizi de rahmetle ve minnetle anıyoruz. Yani inşallah tez vakitte Elbistan'da çevresi de küllerinden yeniden doğacak inşallah. İnşallah. Bahattin Bey bir de deprem olarak mesela bizim burada ortalama bir zamanında bizim babalarımız, babalarımızın babası yani o zaman aklımız yeter. Çünkü ağızdan ağza geldiği için bu Hüyük dediğimiz yerde herkes bizim buranın tabirince damdan dama hatlarlarmış. Bu kadar bitişik nizam. En son depremden önce 27 tane evimiz kalmıştı. Depremde maalesef can kaybımız olmadı ama bu tarihe kültürel yapı evlerimiz de yıkıldı. Yeni evlerimiz de yapılıyor şu anda. Allah razı olsun devletimizden. Allah devlete millete zeval vermesin. Amin amin. Millet varsa devlet vardır. Yani sizde bir muhtarlık gelenek olmuş aslında. Babanız da bir 6 dönem falan yapmış. Muhtarlık yani köyün neredeyse 30-40 yılına tekabül ediyorsunuz. Yönetimden. Allah razı olsun. Köylü bizi sever. Biz de köylümüzü çok severiz. Köyüm Karayük'ün ne tür talepler oluyor sizden daha çok? Yani bu arada köyde muhtarlık yapmak da gerçekten zor. Çok hani şehirde mahalle içindekiler genelde tebligat memurluğu yapıyor muhtarlar ama köyde öyle değil.
köyde muhtarın işi zor. Zor. Şimdi mesela ben oradan laf açtınız. Bizim köy Hurman Çayı'na bağlı bir köy. Suyumuzu, tedariğimizi oradan yapıyoruz. Meşhur Hurman Çayı. Hurman Çayı. Adına türküler, şarkılar yazılan, evet. Rahmetlanıyoruz. Bu ovanın çocuğu Aşık Mahsuni Şerif. Şimdi sulu tarımda Hurman Çayı'ndan suyu bent yaparak arazilerimize çıkarttığımız için sulama kanallarının temizliği çok önemli bizim burada. Yani rahmetli babam derdi ki, oğlum bizim köyün huzuru sudan geçer. Çünkü arazi geniş olduğu için ne kadar çok su, o kadar huzur. Yani suda bir adaletsizlik çıkarsa isyan çıkar. Tabii su az geldiği zaman işte herkes komşusuna kötü oluyor. O da yani farklı şeylere konu oluyor. Yani bunun dağıtımı da muhtarla tabii, alakalı. Tabii tabii. Bizde yani, o özverili, yani biraz önce demiştiniz ya, köylü ne ister? Köylü su ister. Köylü huzur ister. Köylü çaba ister. Köylü yani ne bileyim birlik ve beraberlik ister. Bunu korumak lazım. Karayü yani Elbistan merkeze 10 kilometre. Evet. Yani nüfus ne kadar şu anda yerleşik nüfus? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim köy çok aşırı göç veren bir köy. Mesela ben size demiş olduğum mesela babamın 1980'deki seçiminde bizim köyün seçmen sayısını söyleyeyim. Onu kayıtlarda gördüm ben. Orada da bir duygulandım zaten. 1280 tane seçmen görünüyor. Seçmen, oy kullanabilecek. Tabii, tabii oy kullanan mütevellit kişi 1280 tane. Şu anda bizim köy 350 tane seçmene düşmüş. Göç veriyoruz. Ya 1980'den mi başlamış babam muhtarlığa? Tabii 1980'den 2004 yılına kadar babam hiç aralıksız muhtarlık seçimi olmadı bizim köyde. Sandık kurulmadan önce yani mecazi olarak. Tabii tabii sandık kurmadı. Yani kimse dedi ki biz Mustafa Ünal'ı seviyoruz. Devam etsin. Allah razı olsun. Biz bir köye vefa borçluyuz. Siz ne zaman devraldınız görevi? 2014 benim ikinci dönemim. Nasip olursa bu üçüncü döneme geçeceğim inşallah. Tekrar adaysanız. Devam edeceğim inşallah. Köylü öyle istiyor. Allah razı olsun. Devam edeceksiniz. Nasip olursa tabii her şey. Efendim bugün Karayöy muhtarı Sayın Mehmet Ünal'ı Karayöy'ün aslında mistik hikayesini takip edip onu burada ziyaret ettik. Yani dedik ya eskiden de bu böyleydi. Eskiden köye kim giderse jandarması da gelse, öğretmeni de gelse, memuru da gelse kimin kapısına giderler? Muhtarın kapısına. Muhtarın kapısına giderler. Açsa da, toksa barınacaksa da, toksa da, yerde ne lazımsa muhtar çözecek. Yine aynı devam ediyoruz. Biz de bugün muhtarın kapısını çaldık. Muhtar çözsün diye. Çok Allah teşekkür ederim. Çok ince, çok naif bir insan. Bu emeklerinizden dolayı size şahsım adına ve köyüm adına gerçekten ayrıca teşekkür ediyorum. Bu kültürel yapıyı işte herkes bilsin, herkes görsün. Köyümüzün müdavim isimlerinden Yusuf Turun abimiz de bayağı emektar. Allah razı olsun. İlk şey olarak o aradı beni zaten. Dedi böyle böyle bir çalışmamız var. Tabii buyurun. Baş tacı. Yeter ki kültürel olarak bizim köyümüz tanınsın. Herkes bilsin yani. Bir de, herkes geçmişini bilsin. Bir de Türkiye'de bilindik. Yani çok insan var da yani siyasi arenada belki çoğumuzun yakından tanıdığı iktidarın, AK Parti'nin üst kısımlardaki isimlerden bir tanesi de bu coğrafyanın çocuğu Mahir Ünal da. Kültür ve Turizm Bakanlığımız. Kültür ve Turizm evet. Bakanı olan. Buradan da selam gönderiyoruz eğer izliyorsa. Yani onun da hemen Hüyün kenarında sağlam bir yerde bir evi herhalde yazları geliyorlar. Evet hep sürekli gelip gider. Allah razı olsun. Memleketimizin çocuğu. Yani, memleketimize çok emek verdi. Yani bu ülkede yani bu Elbistan için söyleyeyim. Bu ülke için de geçerli. Kim taş üstüne taş koyuyorsa. Tabii tabii. Siyasi kimliği, hiç mezhebi, meşrefi. Hiç önemli değil. Bence önemli değil. Önemli olan insan İnsanı olması. İnsan yapan tabii. Vicdanıdır, merhametidir, adaletidir. Sayın Mahir Ünal'ın da bu Elbistan'a, bu coğrafyaya çok büyük katma değeri olmuştur. Ülkeye katma değeri olmuştur. Buradan da selam yolluyoruz efendim. Şimdi Mahir abimden laf açılınca bir şiiri var. Gördüğünüz mü görmediniz mi bilmiyorum ama. O şiir bizim köyü çok etkiledi. İşte biz işte ne bileyim orada bayağı bir içlem olarak işte biz karıncayı kitaptan okumadık. Dokunarak yaşadık. Yani o kadar güzel anlattı ki. Yani bizim buranın kültüratını. Çok. Bizim köyümüzü anlattı. Ben buradan kendisine şahsım adına bol bol teşekkür ediyorum. Allah yolunu daim etsin inşallah diyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün Karayük Köyü'nde Karayük Muhtarı Mehmet Muhtarım'la beraberdik. Bizim bu konuda rehberlik eden Yusuf Turun abimize de çok teşekkür ederiz. Karayük'e, Elbistan'a, doğduğumuz topraklara, bu coğrafyada biz de bir katma değer oluşturmak için buradayız. Herkesin eline emeğine sağlık. Umarım
dediğim gibi yaralarımız çok, acılarımız çok. İnşallah hep birlikte devlet millet işbirliğiyle yeniden ayağa kalkacağız. Elbistan bu kadim şehir küllerinden yeniden doğacak diyor. Elbistan'dan Karayön tam tepesinden adını aldığı noktadan 7000 yıllık bir hikayenin başladığı, serüvenin başladığı bu alandan herkese selam ve saygılar yolluyoruz. Allah'a emanet olun efendim.